Sayın seyirciler, İçişleri Bakanlığı toplu taşımada %50 kapasite sınırını kaldırdı. Bu kısıtlamanın kalkmasının ardından özellikle İstanbul'da otobüs ve minibüslerde büyük yoğunluk yaşandı. Ancak ayakta yolcu alanlar yine cezadan kurtulamadı. Toplu taşımada yolcu kısıtlaması kalktı, ortaya bu görüntüler çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda yolcu kısıtlaması getirilmişti ancak normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Toplu taşımada %50 kapasiteyle yolcu taşıma sınırlaması kaldırıldı. Sınırlamanın kaldırılmasıyla otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşandı. Ayakta yolcu almak yasak olmasına rağmen bazı sürücülerin bu kurallara uymadığı görüldü. Koltuklara alacağız tüm komşuların, misafirleri, yolcuları, vatandaşlarımızı. Onların da maskeli olmasına dikkat edelim. Tabii ayakta almıyoruz, değil mi? Toplu ulaşımda yolcu sınırlaması kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte minibüslerde boş koltuk kalmayacak. İşte vatandaşların daha hijyenik koşullarda yolculuk yapabilmesi için minibüslerin camları ve koltukları tek tek dezenfekte ediliyor. Büyük bir titizlikle temizleniyor. Gün içerisinde fırsat buldukça belediye de sağ olsun yardımcı oluyor bu konuda. Yani bazı noktalarda dezenfekte yapılıyor. Bu bizim için çok güzel oldu. Gerçekten şu ana kadar bir sıkıntı yaşadık maddi açıdan. Öbür tarafta yolcunun bir şikayeti oluyordu. Yolcuyu almadığımıza dair de şikayetler oluyordu. İstanbul'un birçok noktasında trafik ekipleri denetimdeydi. Kurallara uymayanlara ceza kesildi. Kartal'da ayakta 10 yolcu alan minibüsçüye 3180 lira cezai işlem uygulandı. Hepten bırakacağız bu işi. Ya da otobüse ayaktan veriyor. Halk otobüslerinde de benzer görüntüler vardı. Kalabalık nedeniyle sık sık tartışma çıktı. Bırak bu işleri. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini sen bahset. Aç. Normalleşme kapsamında adalara giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Ulaşım yeniden başladı. Virüs önlemleri kapsamında adalara gidiş yasaklanmıştı. Dün itibariyle adalara giriş çıkış yasağı kaldırıldı. İstanbullular sabahın ilk saatlerinde adalara gitmek için yola çıktı. İstiklal Caddesi de nostaljik tramvayına kavuştu. İstiklal Caddesi'nin simgesi olan nostaljik tramvay tam 2 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Seferler sabah 7 itibariyle başladı. Salgın tehlikesi devam ettiği için tramvay %50 kapasiteyle çalışacak. Tramvay seferleri hafta içi ve cumartesi 7'de, pazar günleri ise 7.30'da başlayacak. 22.45'e kadar devam edecek. Seferler ortalama 20 dakikada bir yapılacak.